Öncelikle ben de yaz tatilindeyken bu konuyla sosyal medyada takip ettim. İşte çocuklar her şeyi istiyor. Biz de çocukların aslında bu isteklerine karşılık vermek istiyoruz. Bazen işte anne baba çatışmaları biraz da bundan yaşanıyor galiba. İşte oğlum küçüksün, kızım daha bir bekle, şöyle yap falan, ama özellikle bu son dönemde, son yıllarda diyeyim, bizim çocukluğumuzda yoktu bir şey. Artık şimdi 18-19 yaş artık tam anlamıyla yeni nesil için bir erişkinlik yaşı. Hani ben büyüdüm yaşı. Belki öyle olması gerekiyor ama işte anne babaların kaygısı bitmiyor. Ben bugün kızıma da mesaj attım. Dedim ki lütfen arkadaşlarına da grupta paylaş. Evet, istiyorsunuz, büyüdünüz ama işte anne babalar sonra size ulaşamadıklarında, bulamadıklarında başına bir iş mi geldi kaygısını nasıl da yaşıyorlar görün. Şimdi bu girişi neden yaptım? Dün birçok izleyicimiz de bizi etiketlemiş. Eren Atay. Efendim daha 19 yaş, Veli Eren Atay. 19 yaşına daha çocuğumuz. Aslında liseyi bitirmiş, çalışmaya başlamış, hayata da atılmış, anne baba ile beraber yaşıyor. Pazar günü İzmir Çeşme'de, 16 Temmuz Pazar günü İzmir Çeşme'den kayboluyor. 52 gündür annesi babası kendisinden haber alamıyor. Aslında tamamıyla arkadaşlarıyla beraber tatile gideceğim diyor. Tamam diyor anne baba. Anne sürekli arıyor, az sonra izleyeceğim. Gene hep oğlunu takipte. Ve hiç olmayacak bir şekilde çocuk buhar oldu, kayboldu. Ortadan kayboldu. İzmir Karşıyaka'da yaşıyor dediğim gibi. Liseden mezun olduktan sonra da diş protezi üreten bir fabrikada çalışmaya başlıyor. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16 sıralarında yanına 6 bin lira para alıyor. Arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için Alaçatı'ya gidiyor. İşte kızıyor belki bana şimdi bu yaştakiler ama çok küçükler yani. Bence çok küçükler. Saat 23 sıralarında arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına gidiyor. Sabaha karşı 4 sıralarında mekandan tek başına ayrılıyor. Güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor bunlar. Arkadaşları kendisinden yaklaşık yarım saat önce 3.30 gibi yanlarından ayrılmışlar. Daha sonra delikli koy mevkiine gittiği tespit ediliyor. İşte ailenin en son ulaştığı bilgi bu. Delikli koy mevkii. Çeşmeyi bilenler tahmin biliyorlardır o çevreyi. O mevkide bir plaja gidiyor. Saat 5.30 sıralarında yanına gelen Enes ve Gündüz isimli iki arkadaşıyla beraber kaybettiği telefonunu arıyor. Yani kısacası bizim Veli ile ilgili tek bildiğimiz delikli koy, telefonunu kaybetmiş, plajda telefonunu arıyor. O gündür bugündür çocuğumuzdan haber yok. Allah yardımcınız olsun. Mehmet Bey babası, Ebru Hanım annesi aramızda 52 gündür. Ben takip ediyorum onları, arkadaşlar vasıtasıyla da biz de konuştuk ilk günden beri. Valla hani her yeri aradılar ve son çare buraya geldiler. Her yerde olabilir, her yere gitmiş olabilir, ulaşamadıkları biri olabilir. Çünkü orası tatil belgesi. Birisi gitmiştir, bir olaya şahit olmuştur, anlatacak kimse bulamamıştır. Sizlerden bilgi bekliyorlar. İsterseniz izleyelim. Henüz 19'undaydı Veli Eren Atay. Yaşadığı İzmir Çeşme'den Alaçatı'ya giden genç adam 16 Temmuz'da sabahın ilk ışıklarıyla eğlendiği mekandan çıkıp Delikli Koy'da kayıplara karıştı. Bir eğlence mekandaki partiye katılacağını söyledi. Oğlumla saat 1 civarında konuştum. Eğlence mekanındaydı. Gayet eğlenceli bir şekilde konuştu benimle. Oğlunun beraber gittiği arkadaşları gece mekanda ondan ayrıldıklarını söylüyorlar. Oğlumun o mekanda saat 4'e kadar kiminle kaldığını bilmiyoruz. Oğlum en son kameralara takıldığı yer mekanın bulunduğu adadan çıkışta tek başına görülüyor. Oğlumdan bir daha ben haber alamadım. Gittiği plajda öğle saatlerinde kamp yapan kişilerden Veli Eren Atay'ı gören olsa da sonrası büyük bir soru işaretiydi. Onu şahsen tanıyan kişilerin gördüğü yerde delikli koy. Sabaha karşı gün ağarırken görüyorlar. Fakat yanında kimsenin olmadığı söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve telefonunu aradığı söyleniyor. Hatta bir ara aramaya yardım etmiş arkadaşları, ondan sonra yanından ayrılmışlar. Çocuğum orada tek başına kalıyor ve ondan sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru benzettiklerini, oğlumu gördüklerini söylüyorlar. Hatta su verdik diyen oluyor. Yanımıza oturdu kalktı diyen oluyor. Delikli koydan sonra orada kamera da olmadığı için ve hiç kimse konuşmadığı için evladımıza hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Aynı yerde sayıp duruyoruz ve lütfen yalvarıyorum bir anne olarak, içim bu kadar acıyamazdı, size tarif bile edemem içimin acısını. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum
her yere gitmiş olabilir şu anda. Türkiye'nin her yerindeki insanlara sesleniyoruz. Bütün kurumlara, yani evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız aşkım. Ellerinde bir fotoğraf, yüreklerinde yakıp kavuran bir hasret, gözlerinde dinmeyen yaşlar. Endişeli anne babanın tek istekleri, günlerdir haber alamadıkları oğullarının akıbetini öğrenebilmek. En ufak ipucu şu an bizim için halk. O çevrede yaşayan insanlarımız. Çünkü o bölgede bir kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Ne olduğu belli değil. Sadece insanlar gördü bizim oğlumuzu. Mutlaka inanıyorum. Mutlaka birileri görmüştür. Gören arayıp bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Allah'ın izniyle kavuşacağız oğlumuzu ama... Boş kaldı, sandalyesi boş kaldı. Onu çok özledik. Bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim. Kokusunu özledim. Mehmet Bey, Büşra'cığım bir orayı gösterir misiniz? Şimdi sizin çadırınız neresi? Yani bu çocuk nereden geldi, nereye gitti? Bir orayı da bize bir gösterir misiniz? Benim çadırım şu anda gördüğünüz yerde. Bulunduğumuz yerden oraya doğru geldi. Yalnız o gün hafta sonu olduğu için bayağı bir kalabalıktı. Benim çadırın önünde de çadırlar vardı. Hatta o çadırların arasından geldiği için ailelerin içinden ben yine de dediğim gibi engelli olduğunu oradan da hissettim bir parça. Sonra ne tarafa doğru yürüdü? Geldi doğrudan oturdu yani hiçbir şey söylemeden. Şimdi bazı yerlerde de kesinti yaşanıyormuş ama o şöyle söyleyeyim ben size benim çadırdan. Ne tarafa yürüdü sonra? Bir yürüyün bakalım Büşra çektiği kadar. Benim çadırdan geldi yine böyle bir kantine doğru. Buraya kadar, bu esnaya kadar yürüdüğünü gördüm. Ondan sonra benim görüş alanından çıkıyor zaten. Altında pantolon var dediniz. Nasıl bir pantolon vardı? Kot pantolon mu, şort mu? Ne? Mavi kot pantolon. Mavi kot pantolon, beyaz spor ayakkabı. Beyaz spor ayakkabı. Büşra'cığım bir yürüyün, yürüyün. Duyuyor musun beni Büşra? Yani o tarafa doğru yürüdü diyor ya. Yürüyün şöyle. Yürüyün. Evet duyuyorum Müge Hanım. Tamam yürü bir yürüyünce nereye gidiliyor? Ben hiç orayı bilmiyorum. Şimdi Müge Hanım burası... Hadi yürü yavrum yürü. Müge Hanım şimdi şöyle burası yukarıda Kemal kameraman arkadaşım Kemal Meniz'den de rica ediyorum göstersin. Dolmuşla geliniyor. Şu an ilerlediğim noktadan bu patika kullanılarak ana yoldan buraya geliniyor. Mehmet Bey'in yanından ayrıldıktan sonra hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz kantin tarzı bulunan bu konteynerden bir şeyler alıyor. Daha sonra buradan ilerliyor. Almış otopark. Mı o kolayı, o kola dediği şeyi de almış mı kolalı içeceği? İlerlediği noktada yine bu patika. Büşra o kolalı içeceği almış mı orada? Hani demişim. Buradan kola almadı. Aldı diyorsun. Almamış. O yüzden aldı diyorsun ya. Almamış Müge Hanım. O büfenin önüne cipsleri dökmüş. Şimdi oradaki bey yok herhalde orada. Ondan sonra cipsleri oraya dökmüş. Ne yapıyorsun sen demiş. He. O büfede olan beyefendi. Ondan sonra hatta süpürmüş falan. O büfenin de bir etrafında gezmiş. Sonra şu burasının arkası otopark bakın Müge Hanım. Oraya doğru gitmiş. Büşra yürür müsün canım benim? Duyuyorsan eğer beni. İlerleyelim oraya doğru. Ama hızlı. Hadi vakit geçiyor. Koş. Büşra gitsene yavru. Aa. Evet. Koya gelenler tamam, burada arabasını arada, park biliyorum. Ediyor. Sonra gidecek. Açılacak bir yerde evet. Hı hı. Tamam, burası hafta buraya sonu da geliyor. Dolu oluyor. Evet, tamam, araba. Buradan sonra buradan gideceği neresi var yani bu çocuğun? Tekrar yola mı çıkıyor buradan? Yola çıkıyor buradan? Şurası. Ana yola bağlanan. Ana yola bağlanan bir yol orası. Müge Hanım, fakat yalnız, şöyle bir durum da var. Hemen o çadırın yan tarafında yukarı doğru giden böyle hafif böyle bir patika gibi yer var. Çalılarla, taşlarla ama yürünebiliyor. Jandarmanın getirdiği iki tane köpek ayrı ayrı test yapıldı. O patikadan yukarıya çıktı o köpekler. Şimdi bakın ana yola çıkıyor şu anda. Bu yoldan yürüme değil. Bu yoldan değil köpekler. O beyefendinin çadırının yan tarafından. O zaman çadırdan çıktı muhtemelen. Tamam ama Büşra beyefendi... Kantine gitmiş olabilir. Kantinden sonra aileler de görüyor ya çadırda.
Sonra orada dolanmıştır. Hemen onu da soralım o zaman. Büşra, bu Mehmet Bozkurt'un çadırının yanından bir yol yukarı çıkıyormuş patikadan. Çıktı. O neresi oluyor? Aynı yere bağlanıyor. Aynı yere bağlanması lazım. Onun çıktığı yer neresi? Şimdi biraz oradan geri gelmesin. Çıktığı yer biraz daha ileride. Soralım Mehmet Bey'e hemen. Tamam, Mehmet Bey'in çadırından yukarı çıkarsak sizin nereye çıkıyor? Sizin çadırınız var. Patika yol değil arası. Orası aslında patika yol değil. Ağaçların arasından evet, aynı tepeye çıkan yol yine buraya bağlanıyor. Bir bakabilir aynı miyiz şey. Oraya da? Bir bakabilir miyiz? Neresi orası? Köpekler oraya gittiyse oradan hı-hı bakalım. Gösterir mi? Çadırın orada. Yok yok. Bakalım hızlıca. Geri gelsinler. Oğlum yürüdüğü yere. Yok, buradan aşağıya tekrar inmenize gerek yok ki. Aynı yola bağlanıyormuşsunuz. Büşra'cığım aynı yola bağlanacaksınız. O çok sadece zor olacak. Çadırdan yukarı çıktığında nereye çıktığını tepede göreceğiz. Yalnız Müge Hanım gösteremeyiz. Buradan gözükmüyor. Ha, öyle mi? O zaman tamam. Tamam o zaman. Şuraya, farklı bir hayır, yerden. Hayır. Tepe. Oradan gözükmüyor. Tamam oraya gidin o zaman. Tamam. Evet, çadırın yanından üstte çıkıyor. Yani çok farklı. Tamam oraya gider misiniz Büşra? Farklı bir yer söylüyor ama bak onlar. Aynı bir dakika bekleyelim, bir göstersin. Bir bekleyin siz de, rica ediyorum. Şimdi buraları önemli, bakın. Ne yazık ki bu çocuk kendinde değil. Mesela işte cipsleri dökmüş, adam kızmış. Bir şey bilmiyoruz ki, başka birine de bir şey mi yaptı? O sırada bir kavga mı oldu orada, bir tartışma mı yaşandı? Ya da bir kaza mı oldu? Bir kaza mı oldu, o mu söylenmiyor? Buradan mı yukarı çıkılıyormuş? Bir dakika bakalım. Yok, biraz daha ileride. İleride. Burası böyle bir patika yol mu Gönül? Bir bırak. Siz zaten tamam. Kendinize gösterdiği gibi bulsaydınız bulacaktınız. Dur bakalım nereyi söylüyor beyefendi? Buralar tekrar altın çizdiğim hep aranmış. Dün Rami Bey de merak ediyordu. Denize düşmüş olabilir mi? Kayalıklar var mı? Müge Hanım, Mehmet Bey'in çadırı hemen alt tarafta. Oradan da yukarı çıkarsa tekrar bağlanabiliyor. Dün valla ben de bütün koyları, jandarmayı falan her şeyi evet, arkadaşlarımızla yani bugün rahatlık yok. Peki Mehmet Bey, orada o gün hiçbir kavga sesi, ne bileyim kavga, dövüş, yani bıçaklama neyse bir olaylar oldu mu? Müge Hanım, genelde bu delikli koy iki kısma ayrılıyor. Diğer tarafta böyle parti plan verenler oluyor. Benim bu tarafta çadırın olduğu yerde genelde aileler kafa dinleniyor. Yani sakin bir yer olduğu için geliyor. Ama o gün diğer tarafta polislerin geldiğini, yani bir kavga olduğunu duyduk. Ama kesinlikle gidip görmedim yani. Ha, diğer tarafta olmuş o gün bir kavga, öyle mi? Evet. Biliyor musunuz? Kim sabah saatlerinde çok erken. Biliyorum Müge Hanım ama kaçta olmuş sizin duyduğunuz kavga? Saat olarak bilmiyorum da biz bir gün sonra hani hatta Veli Eren'in o gün orada birileriyle taştığını, yani böyle bir kavgaya onun da olduğunu, burada insanların kendi söylediği şeyler ama kesin emin olarak bilmiyorum. Söyleyin ne söylediler, siz söyleyin ne dediler? Hayır yani o gün orada da kavga çıkarttığını, arkadaşlarının bu yüzden bırakıp gittiğini, Veli bırakıp kavga, gittiğini öyle söylediler yani. Veli kavga çıkartmış, o yüzden mi arkadaşları bırakıp gitti denildi? Yani kavga derken evet, yani böyle söz dinlemiyor, tartışmalar falan olmuş. Öyle otur şeyler olduğunu söylediler. Veli Eren Delikli Koy'da neler yaşadı? Telefonunu Delikli Koy yakınlarında bir tane uçurumdan aşağı düşürdüğünü. Endişelendiren sözler. Gece 3 adamdan dayak yemiş. 19 yaşındaki gence ne oldu? Bir şekilde sahip çıkabilirdim belki. 16 Temmuz'da Delikli Koy mevkiinde sıra kadem basan Veli Eren Atay'ın arkadaşı Bora Sevimiş, 19 yaşındaki gencin kaybolmadan birkaç ay önce yaşadığı tartışmayla ilgili bildiklerini dile getirdi. 3 ay önce ya da 4 ay önce, Şubat ayları ya da Mart belki o civarlardaydım. Mart'ın ikisindeyken gece İzmir Karşıyaka Demirköprü bölgesinde gece 3 tane adamdan dayak yemiş. Bir şekilde yanımıza geldi bir iki gün sonra. Kolunda şey vardı, sargı bezi. Gözü birazcık mordu kendini kaybettiği için ve madde kullanınca kendini kaybediyordu biraz. Kullandığı için adamlar dövmüş biliyorum. Tanıyorlar mıymış adamlar onu? Hayır. Tanımadığı birini niye diyorsun? Acaba Veli onlara... Sarkıntılık yapmış olabilir, bilmiyorum ben de onu. Veli sataşan bir insan değil. Kendi kendine mutluluğu olan, hatta
mutluluk seçen bir insandı bence. Ya bence adamlar belki, adamların bir şeyi vardır, garezi olabilir bilmiyorum ama sanmıyorum. Veli'nin çok düşmanı da yoktu, hatta hiç düşmanı yoktu. Adamları hatırlıyor muymuş? Hayır. Kendinde değildi o sırada, yani anlattığına göre kendine değilmiş. Yani 2-3 yıldır fazla kullanıyordu, çok fazla kullanıyordu. Kullandığı zaman da yani bir tık kendinde olmuyordu, evet. Şuurunu kaybediyordu neredeyse. Bile Eren'in kaybolduğu güne dair o gün yanında olan bir arkadaşından duyduklarını da anlattı Bora Sevimiş. Kendisine söylenen çarpıcı olay bilinenden çok daha farklıydı. Benim o zamanki arkadaşlarım onun yanındaymış o akşam. Ben de bir tanesini arayıp sordum nasıl olduğunu olayın. Kısa bir şekilde anlattı ama ne kadar doğru ne kadar yanlış ben de bilmiyorum. Mekandan çıktıktan sonra Veleren'in telefonunu Deliklik O yakınlarında bir tane uçurumdan aşağı düşürdüğünü, deniz olan bir uçurum. Oradan da aşağı atladığını söylediler. Ondan sonrasında da ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Telefonunu Deliklik O yakınlarında bir tane uçurumdan aşağı düşürdüğünü, deniz olan bir uçurum. Oradan da aşağı atladığını söylediler. Keşke Veleren'in yanında gitseydim o gece. Yani en azından bir şekilde sahip çıkabilirdim belki. Veli Eren Atay. Bak 7 aydır çocuklarından haber alamıyorlar. Siz burada böyle kırgınım kırgınım yapana kadar İzmir Çeşme'den kaybolmuştu biliyorsunuz. İzmir'e gitmişken annesi babası da bize ulaşmıştı. Onlarla bir röportaj yaptık. Perişanlar ya. Ve çocuktan gerçekten çok üzülüyorum. En ufacık bir iz yok. Yine özellikle anne babasının sözlerini size izletmek istedim. Olur ya, o gün konuşamayan birisi vardır. Bugün vicdanına yenik düşer. Ya bu çocuğun başına bir şey geldi yani. Yani hiçbir iz olmaz mı bir insandan? Ne kullandıysa da kullandı, ne yaptıysa da yaptı. Çocuk bu da yani. Gitti ve mutlaka bir dakika arkadaşlar, mutlaka bir istemediği bir şeyin içine sürüklendi. Buradan yine sesleniyorum arkadaşlarına, o çevreye. Gören, bilen, o günle ilgili daha sonra duyduğunuz bir şey varsa lütfen bize ulaşın. Çocuğumuza dair bir iz arıyoruz. 19 yaşındaydı Veli Eren Atay. 16 Temmuz 2023 tarihinde İzmir Çeşme'de eğlendiği mekandan çıkıp kayıplara karıştı. Arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için Alaçatı'ya gidiyor. Sabaha karşı 4 sıralarında mekandan tek başına ayrılıyor. Güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor bunlar. Daha sonra Delikli Koy mevkiine gittiği tespit ediliyor. 5.30 sıralarında yanına gelen Enes ve Gündüz isimli iki arkadaşıyla beraber kaybettiği telefonunu arıyor. İşte ailenin en son ulaştığı bilgi bu. En son Delikli Koy mevkiine gittiği tespit edilen Veli Eren'in anne ve babası için oğullarının kaybolduğu gün zaman durmuştu. Her ikisi de perişan haldelerdi. Biz hala 16 Temmuz'dayız. 17 Temmuz'a geçemedik. 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın kaybının üzerinden 7 ay geçti. Bir haber bekleyen Mehmet ve Ebru Atay çiftinin acıları katlanarak artmıştı. Halen daha olduğumuz yerde sayıyoruz. Evladımızdan hiçbir haber yok. Çok özledim anneciğim. Vallahi elbiselerini kokluyoruz. Çok özledik çok. Çok inanın ki. 7 ay dile kolaydı ama anne Ebru Atay için bu süre zarfı hiç de kolay geçmemişti. Oğlunun yolunu gözlemediği, ondan haber beklemediği tek bir gün bile yoktu. Her gün her saniyonu düşünmediğimiz bir ay yok. Her gün sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyorum. Sesimizi duyurmaya, elimizin yettiği her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmeyeceğim. O bizim canımız. Oğlumuzu o kadar özledik ki. Kabustan uyanmak istiyoruz artık. Evladımıza kavuşmak istiyoruz. Arkadaşları arayıp soruyorlar mı? Yani bizi sürekli arıyorlar. Kendi kendine evden kaçacak bir çocuk olduğunu düşünmüyorlar. Başına bir şey getirilmiş olabileceğini konuşuyorlar. Ben oğlumun hayatta olduğunu düşünüyorum bir anne olarak ve ona ulaşmak istiyorum. Müge Hanım çok teşekkür ederiz size bizi bırakmadığınız için. Umarım hala yapacak bir şeyler vardır. Bir yerlerden bir iz olması lazım. O izi birlikte bulmak istiyorum sizinle. Yaşadıkları bir anne baba için zor, çok zordu. Mehmet Atay'ın da gözündeki yaş evladı için durmaksızın akıyordu. Gözyaşımız hiç durmadı zaten. Gece gündüz hep gözyaşı. Gündüz gecemizi bilmiyoruz. Günleri kez şaşırmaya başladık artık. Ben kesinlikle oğlumun yaşadığına inanıyorum. Ya birilerinin yanında. İnşallah sizlerle birlikte çözeceğiz bunu. O bizim için her şeyimiz. Kardeşi de onu çok özledim. Boşluk yani çok kötü bir şey. Çünkü yıllardır beraberdik, bir anda olmaması bomboş gibi geliyor. Bilinmezlik o kadar kötü bir şey ki. Koskoca bir soru işareti var ya. Gözyaşlarımızın dinmesini istiyoruz artık. Gören, duyan, Allah rızası için artık bizim acımızı bitirsin. Çocuğunuz bizimle beraber veya şurada desin, burada desin. Artık bu işin aydınlığa kavuşmasını istiyoruz biz. İnşallah Müge Hanım'ın da sayesinde ulaşacağız diye düşünüyoruz. Ebru'cum, Mehmet'cim inşallah Allah gönlünüze göre versin. Onlar anne baba olarak oğullarının yaşadığına inanıyorlar. Hepimiz ona
inanmak istiyoruz. Onun için dua ediyoruz. Ama mutlaka da bir gören olması lazımdı. Yani bu kadar kalabalık bir ortamda bu çocuğun hiç iz bırakmadan ortadan kaybolması akıl alır bir iş değil. Biliyorum birileri bir şeylerden endişe ediyor işte. Yasaklı madde ise onun kullandığı ortaya çıkacak. Bilmem ne olsa bilmem ama değil değil. Hem yani bizim önemli olan bu çocuğa dair bir iz bulmamız. Yani o iş başka bir iş. Orasını ne olur bırakın yani. Bu çocuk ne oldu? Hiçbir şey olmaz mı insana? Yani bir ayakkabısı, bir çorabı, bir şey, ona ait bir şeyi. Herkes aradı. Bütün izleyicilerimiz çok yoğun ilgi gösterdiler. Mutlaka bir bilen olduğuna inanıyorum. Ama o gün konuşamayanın artık bugün vicdanıyla düşünüp, vicdanına dayanıp anlatmasını rica ediyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.